Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'in ödül bölümüyle karşınızdayız. Pazartesinin, salının, çarşambanın ve perşembenin birincileri bir kez daha stüdyomuzda, onlarla buluşma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Üç hanımefendi, bir beyefendi ödül bölümüne yükseldi bu hafta. Bir numaralı masamızda Şenol Bey var, iki numaralı masamızda Sunay Hanım var, üç numaralı masamızda Zeynep Hanım ve dört numarada da Özge Hanım'la yarışacağız bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birinciler, nasılsınız? Görüşmeyelim. Keyifli. İyi. Keyifli, mütevazı, güzel, başarılısınız. Ben hep olumlu taraflarından bahsedeyim. Yarışmacılarımız hep heyecandan dem vuruyorlar. Zeynep Hanım, yenemedik galiba bugün de heyecanı. Yenmiştim ama şu anda yine yeniden böyle bir yeni bir heyecan şeyine girdim. Birazdan yani. İnşallah yeniden yeneriz inşallah. Efendim. O zaman bir numaradan başlayalım. Şenol Bey'den belki ilk yarıştığınız günleri izlemeyen seyircilerimiz vardır. Hatırlamak adına bir kez daha hoş geldiniz Şenol Bey. Hoş bulduk. Şenol Özçakıcı ben. İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Fethiyeli'yim. 41 yaşındayım. Serbest avukatlık yapıyorum. Bu sebebi stadında iki kızım var. Onlar Allah da stüdyodalar. Evet, ilk günde stüdyolardı, bugün de stüdyolar. İlk günde gülüyorlardı, bugün de gülüyorlar. Süper. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Eşiniz de bu arada bugün evet, yine sizi de destekliyor. Teşekkürler efendim. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnunum. Şenol Bey, üç hanımefendiyle yarışacaksınız bu akşam. Evet, bakalım. Üç hanımefendiyle yarışmak biraz zor ama bakalım nasıl olacak. Evet, onlar da eminim aynı şeyi sizin için düşünüyorlardır. Umarım keyifli olur efendim. Başarılar diliyoruz Şenol Bey'e ve iki numaraya Sunay Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Sunay Hanım. Hoş buldum. Sunay Keskin, İstanbul'dan katılıyorum. 34 yaşındayım. Bir şirkette insan kaynaklarında çalışıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Harika. Birincilerle yarışmak biraz endişe verici ama yine de keyifli bir gün olacağını düşünüyorum. Bir yandan da gurur verici olsa gerek. Evet. Birinci olduk. Evet, ilk günden nasıl bir resim kaldı aklınızda? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Yani bomboş beyaz bir sayfa var sanki. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok hızlı geçti sanki her şey. Çok hızlı gelişti. Sadece aldığım keyfi hatırlıyorum. Hani ne sordular ne cevapladım. İnanın hiçbir şey yok aklımda şu anda. Umarım bugün de hatırladığım şey keyif olur diyorum. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Ben de size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Akşam Ben Bilirim de. Ve efendim 3 numaraya Zeynep Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İsmim Zeynep Onuk. 48 yaşındayım. Öğretmenim. Adana'dan katılıyorum yarışmanıza. Çok seviyordum. Yarışmayı başladığı günden beri takip ediyorum. Çok da keyifle takip ediyorum. Burada olmanın keyfi çok ayrıcaymış. Bundan sonra bağımlılık yapar, sürekli gelmek ister miyim bilmiyorum. Seyretmeye devam ediyorum. Ne zaman İstanbul'a gelseniz buyurun bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. En kötü izleriz beraber Zeynep Hanım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Burada olmak gerçekten çok güzel ama güzel bir heyecan var. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Yani her şey gönlümüzce olsun, keyifli olsun. Tek dileğim bu. Süper. Bu arada ediyorum. Zeynep Hanım'la ilk gün içeride sohbet ederken demişti ki benim yol arkadaşımdır kızım. Evet. İlk günde yanınızdaydı. Bugün de yol arkadaşlığına devam ediyor. Burada evet. Annesini destekliyor. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz ben size. Ben teşekkür ederim. Hoş buldum. Ayaklarınıza sağlık. Zeynep Hanım, başarılar diliyorum. Çok teşekkür Ödül ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ve 4 numaraya Özge Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Özge Hanım. Hoş bulduk. Merhaba tekrardan. Merhaba. Tekrar sizle birlikte olmak çok güzel. Şampiyonlukla bitirip tekrar şampiyonla yaşayacağım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Benim de heyecanım şu anda başladı. İlkinde o kadar heyecan yoktu. Çok eğlenmeye gelmişim, oddaydım ama şu an şampiyon olmanın verdiği sorumlulukla tekrar şampiyonluğa koşmak istiyorum. Çünkü o haberi yakınlarıma vermek gerçekten müthiş bir duyguydu. Yarışmayı birincilikle bitirdim. İnşallah nasıl dönüşler aldınız Özge Hanım? Güzeldi, şaşırtıcıydı. Zaten sen yaparsın cümlesi çok duydum. Süper. Çok keyifliydi gerçekten. Ama işte yayınlanıncaya kadar yarış biz paylaşamıyoruz çok da fazla kimseyle. İnşallah buradan da zaferle çıkarsam her yerde ilan etmeyi düşünüyorum bütün sosyal mecralardan. Özge Hanım, sizi çok motive olmuş gördüm. Çok hırslandırdı yani. Bana o birinciliği tattırmayacaktınız, öyle söyleyeyim size. Özür dileriz efendim. Evet, Özge Hanım gördüğüm kadarıyla bayağı psikolojik olarak hazırlanmış. Evet, zafer kelimesi, kaybetmemek kelimesi üzerinde duruyor. Bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz ama... Keyifli tabii, bir yarış olsun, işin şakası bu. Kesinlikle. Sonuncu da olarak ayrılsam buradan, sizin gibi insanlarla tanıştım, burada çok güzel vakit geçirdim. Güzel anlardı. Anıhaneme güzel bir anı bırakmış oldum burası Harika. Sayesinde. Süpersiniz. Bu arada Özge Hanım'ın da bugün taraftarı kim var Özge Hanım? Kuzenim
Nuray burada. Hoş geldiniz siz de. Merhabalar, hoş bulduk. İlk gün yoktu Nuray Hanım. Bugün evet, burada. Nuray Hanım, ne dersiniz Özge Hanım'ın bu akşamki performansı için? Vallahi ben ona çok güveniyorum. Kelime haznesine de çok güveniyorum. Hırsına, azmine de güveniyorum. Umarım ben de ona uğurlu gelirim. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık bir kez daha. O zaman 4 yarışmacımızla ödül bölümümüze başlayalım. Sevgili seyirciler, ilk turumuzun ilk sorusu bu hafta finaline yükselen tek beyefendi olan Şenol Bey için gelecek. Harf tablomuz ekranda. Fethiye'nin F'si. Fethiye'nin F'si. Memleketten girelim dedi Şenol Bey. 70 puan değerinde. Kategorisi açılış sorumuzun anlam bilgisiymiş. Buyursunlar. Kovmak, savmak, savuşturmak anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Def etmek. Def etmek. Şenol Bey 70 puanla açılış yapar mı? Görelim. Kutlarız. Evet, ilk puan Şenol Bey'e gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı Sunay Hanım'ın başına. Buyursunlar, geliyor harfler. Ben yine Tuana ile başlayacağım. T harfi. T harfi. Tuana'nın T'si. 70 puan değerinde bir anlam bilgisi de Sunay Hanım'a geliyor. Yurt olarak kabul edilen ilk yer veya bir şeyin ilk kez yetiştiği, görüldüğü mekan anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Ana vatan. Ana vatan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Yeğeninizin ismiydi değil mi evet. Sunay Hanım? Evet. Genelde bilememiştim ilk yarışmada. Evet, ama bu sefer uğurlu geldi. Yeğeninin ismi uğurlu geldi. Sunay Hanım açılışı yaptı. Hayırlı olsun. Buyursunlar. Zeynep öğretmenimizle seçiyoruz ilk sorusunu. Ben Adana ve Abdullah'ın A'sı ile başladım. Adana'nın ve Abdullah'ın A'sı 50 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi plaka kodlarıymış Zeynep Hanım. Geliyor efendim ekrana. Plaka kodu 47 olan ilimizdir. Süremiz başladı. Mardin. Mardin. Zeynep Hanım'la 3'te 3 yapar mıyız? Görelim. Kutlarız. Ben Bilirim'in başarılı yarışmacıları yollarına devam ediyor. Şimdi de Özge Hanım seçecek ilk sorusunu. Ben de küçük oğlumdan başlayayım o zaman. Bulut'un B'si. Bulut'un B'si. 70 puanda o soruda varmış. Özge Hanım, bu kez kategorimiz oyuncular olacak. Geliyor efendim. Acemi Cadı dizisinde Melda, Kiralık Aşk dizisinde Neriman karakterini canlandıran oyuncudur. Nergis nokta nokta. Süremiz başladı. Kumbasar. Nergis Kumbasar. Misafirlerimizle ilk 4 soruyu fire vermeden kapatır mıyız? Görelim. Tebrikler. Güzel. Birinciler, her yarışmacımız açılışını yaparak başladı. Şimdi Şenol Bey seçiyor ikinci sorusunu. Ordu'nun olsun. Ordu'nun olsun. 40 puanı varmış. Kategorisi yapılar. Sorusu şöyle. Tarihte çok sayıda yapılmış, genellikle ahşap, büyük ve gösterişli evlere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sunay Hanım. Konak. Konak. 40 puan Sunay Hanım'a yazılır mı? Görelim. Tebrikler. Sunay Hanım seçiyor sıradaki soruyu. Müzeyyen'in M'si. Müzeyyen'in M'si. 70 puanı varmış. Geleneksel el sanatları kategorisinden geliyor Sunay Hanım için. Uygulayıcısına nakkaş da denilen geleneksel bir süsleme sanatıdır. Süremiz başladı. Resim işi diye. Resim işi. Doğru mu? Görelim. Aradığımız cevap resim işi değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha.
50 puan, buyurun Sunay Hanım. Kalem işi. Kalem işi. Aa, kilim işi. Efendim? Bir dakika, kalem işi. Kalem işi. Tamam, kalem işi. Tamam. Benim için sıkıntı. Karar verin. Kalem işi görelim. Kutlarız. Kalem işiyle kilim işi arasında mı kaldınız? Evet, niye bilmiyorum. Nakkaş, evet. Yani bir anda... Aldınız puanı. Evet. Efendim, Sunay Hanım buradan da puanı hanesine yazdıran isim oldu. Şimdi Zeynep Hanım'la seçeceğiz sorusunu. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si. Zeynep Hanım 70 puan kazanabiliriz. Kategorisi çizgi roman ve sinemaymış. Geliyor. Asterix çizgi roman karakterlerinden sihirli iksirler uzmanı olanıdır. Süremiz başladı. Tom Hanks. Tom Hanks. Asterix çizgi roman karakterlerinden Tom Hanks mi görelim? Hayır dediler. Buyurun Şenol Bey. Sihirix. Sihirix. Aradığımız cevap mı görelim? Hayır dediler. Buyurun Sunay Hanım. Asterix. Yani benim düşündüğüm sığmadı da o yüzden. Tamam. Boş geçmemek için söylüyorum. Asterix mi görelim? Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Zeynep Hanım. Yok. Düşünemedim. Süresi dolmak üzere Zeynep Hanım'ın. Gelmedi. Yeniden tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. 40 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Şenol Bey. Büyüfix. Büyüfix. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, farklı cevaplar aldığımız soruydu. Puan Şenol Bey'e gitti. Tebrik ediyoruz Şenol Bey'i. Şimdi Özge Hanım seçiyor sorusunu. Kuzenim uğur getirir inşallah. Nuray'ın N'si. Nuray Hanım'ın N'si 60 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi anlam bilgisiymiş Özge Hanım. Geliyor efendim. Birbirine sürtünerek incelmek veya eskimek, yıpranmaktır. Süremiz başladı. Yıpranmak. Yıpranmak. Görelim. Hayır dediler Zeynep Hanım. Aşınmak. Aşınmak. Birbirine sürtünerek incelmek veya eskimek. Harfeyi yıpranmak. Görelim. Kutlarız. 8 soruyu geride bıraktık. İkidir yarışmacılarımız soruda verdiğimizi bize geri veriyorlar. Az önce Sunay Hanım'a Asterix'ten sorduk. Asterix dedi. Bu kez Özge Hanım'a cevapta yıpranmak var dedik. Yıpranmak geldi. Ama Zeynep Hanım aldı bu kez de efendim puanını. Dilerseniz ilk 8 sorunun ardından puan tablosuna da birlikte bir bakalım. 160 puan toplamış Sunay Hanım liderlik koltuğunda. Zeynep Hanım 110 puan, Şenol Bey 100 puan, Özge Hanım 70 puan. Şenol Bey'deyiz şimdi de. Urfa'nın Ulusu. U harfi Şanlıurfa'nın Ulusu'nda 70 puanımız varmış. Kategorisi yiyecekler efendim. Geliyor. Kahveyle ıslatılmış bisküvi ve labne peyniriyle yapılan, üzerine kakao dökülerek servis edilen bir İtalyan tatlısıdır. Süremiz başladı. Tiramisu. 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 Görelim. Tebrikler. Harflerimiz Sunay Hanım için dönüyor şimdi de. Hasan'ın H'si. Hasan'ın H'si. 40 puan demek. Kategorisi anlam bilgisi olacak Sunay Hanım. Sizin için ekranda. Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanmadır. Süremiz başladı. Evham. Evham. 40 puan daha kazandırır mı Evham Sunay Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Zeynep Hanım'dayız efendim. Buyursunlar.
İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 60 puan kazandırabilir Zeynep Hanım. Kategorisi coğrafya olacak sorumuzun, geliyor. 1965 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış, başkenti Banjul olan Afrika ülkesidir. Süremiz başladı. Jamaika. Jamaika. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Jamaika için. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 1965 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış başkenti Banjul. Sunay Hanım. Biraz kopya gibi olacak ama Jamaika. Jamaika. Vallahi olabilir mi bilmiyorum. Bu kez oldu mu? Aslında nasıl doğru geldi bu? Jamaika E yapalım dedi. Evet. Onu Sunay Hanım. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Sunay Hanım. Zambiya. 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 Zambiya mı aradığımız cevap? Belli ki değil. Hayır dediler. Buyurun Şenol Bey. Namibya. Namibya'dır ya. O aradığımız ülke dedi Şenol Bey. Bu kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler. Yarışmacılarımız yaklaştı. Bakalım aradığımız cevap kimden gelecek? Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Özge Hanım. Zambiya. Efendim? Zambiya. 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 Zambiya mi görelim? O da değilmiş Zeynep Hanım. Namibya diyeceğim. Namibya mı acaba o ülke? Hayır dediler Şenol Bey. Zambiya. Zambiya. Oldu mu? Olmadı. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. 20 puan kaldı Zeynep Hanım. Gelmedi Özge Hanım, pardon Sunay Hanım, buyurun. Yani Zambiya. Zambiya oldu mu? Zambiya ülkesi mi? Görelim. Olmamış. Buyurun Şenol Bey. Namibya. Namibya mı? Hayır dediler Özge Hanım. Namibya. Namibya. Bu kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler Şenol Bey. Zambiya. Zambiya. Doğru mu? Kutularımızdan bir tanesi. Buyurun Özge Hanım. Zambiya. Oldu mu? Olmamış. Kutular. Şenol Bey. Gambiya. Gambiya ısrarla deniyoruz. Bu kez oldu mu? Hayır dediler. Kutular. Özge Hanım. Gambiya. Efendim? Gambiya söyleyemedim. Gambiya oldu mu? O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini nihayet açıyoruz. Buyurun Şenol Bey. Gambiya. Gambiya. 1965 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış, başkenti Banjul olan Afrika ülkesi Gambiya mı görelim? Ay sinirim. Evet, yayınlarımız Gambiya'da izlenmediği için şu an çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bayağı denedik yalnız. Zambiya geldi bir ara. Ondan sonra evet, biz çok alternatif geldi ve sonunda puanlar Şenol Bey'e gitti efendim. Sıradaki sorumuzu alacağız Özge Hanım'la birlikte. Buyursunlar. Memleketinden gideyim bu sefer bari. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi. 70 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi spor olacak Özge Hanım. Alırız. 6'şar kişilik iki takım arasında oynanan, adını İngilizce kökenli bir sözcükten alan uçan top da denilen oyundur. Süremiz başladı. Voleybol. Voleybol. Tekirdağ'dan yarışmacımız Özge Hanım'la 70 puan kazanır mıyız? Görelim. Tebrikler. Yeni sorumuzu da Şenol Bey ile seçiyoruz. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si. 70 puanımız da burada varmış. Kategorisi fizik olacak Şenol Bey. Ekranımızdadır efendim sorumuz. Eşim fizikçi, umarım bilirim. Az bir kuvvetle büyük bir yükü yukarı doğru taşımaya yarayan sert ve basit araçtır. Süremiz başladı. Kaldıraç. Kaldıraç. İnşallah eşime mahcup olmam diyen Şenol Bey. Bakalım 70 puanı alır mı? Görelim. Kutlarız. Saha kenarından tam not aldınız Şenol Bey. Evet. Sorudan da 70 puan aldınız, süper. Şimdi Sunay Hanım'dayız efendim, yeni soru için.
harfi. P harfi. 50 puanı var. Kategorisi müzikmiş Sunay Hanım. Geliyor ekranımıza sorumuz. Ümit Besen'le yaptığı Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi düetiyle ve İstanbul parçasıyla bilinen şarkıcıdır. Süremiz başladı. Pamela. Pamela. Görelim. Tebrikler. Yeni sorumuzu da Zeynep Hanım'la seçiyoruz. Şevval'in şeysi. Şevval'in şeysi 40 puan değerinde. Genel kültür kategorisinden gelecekmiş Zeynep Hanım bu kez sorumuz. Hicri takvime göre 3 ayların ikincisidir. Süremiz başladı. Şaban. Şaban. Görelim. Kutlarız. Özge Hanım'dayız. Buyursunlar. Kendimi unutmayayım o zaman. Özge'nin Ö'sü diyelim. Özge'nin Ö'sü. 70 puan kazanabiliriz Özge Hanım. Sorumuzun kategorisi biyoloji olacak. Geliyor ekrana. Nasıl sorulmuş görelim. Canlı varlıkların dışarıdan aldıkları besinleri organizmanın ihtiyaç duyduğu maddelere dönüştürmesidir. Süremiz başladı. Özümseme. Özümseme. Aradığımız cevap özümseme mi? Görelim. Hayır dediler özümsemeye. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Özge Hanım. Özümleme. Özümleme. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Özge Hanım da kendi sorusundan puanı almış oldu efendim ikinci denemede. Dilerseniz bir kez daha tabloya bakalım yarışmacılarımız ne durumda. Liderlik koltuğunda iki isim var. 250'şer puanla Sunay Hanım ve Şenol Bey. Hemen yakınında 60 puan gerisinde Özge Hanım var 190. Özge Hanım'a da yine çok yakın Zeynep Hanım var 150 puandalar. Yeniden başa dönüyoruz Şenol Bey ile seçiyoruz. Canın C'si. Canın C'si. Kategorisi barajlarımızmış Şenol Bey. Geliyor sorusu. Kocaeli'de bulunan, içme suyu sağlayan ve doğa yürüyüşü parkurlarıyla bilinen barajdır. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Dediğim an Zeynep Hanım buyurun. Sapanca diyecektim. Yok ya. Olmadı. Sapanca değil, olmadı. Sığmadı. Evet olmadı. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Kocaeli'de bulunan, içme suyu sağlayan ve doğa yürüyüşü parkurlarıyla bilinen baraj Şenol Bey. Bulacak. Bulacak. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Sunay Hanım. Yuvacık. Yuvacık. O barajın adı Yuvacık Barajı'dır dedik. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet Şenol Bey'in sorusuydu. Sunay Hanım'a gitti puanlar. Şimdi Sunay Hanım'la alıyoruz sıradaki soruyu. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si. 50 puanımız var. Sorumuzun kategorisi odada da demişti ki Sunay Hanım. Futbol. Evet, futbol sorularında sıkıntı var demişti. Keşke futbolun yanına da hafif rimeller, ne bileyim kadınlarla alakalı sorular da sorsanız. Ben de soruyoruz demiştim. Sunay Hanım'ın tamam. İstediği soru önüne düştü. Çağırdım demek. Evet buyursunlar sorumuz şöyle. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş milli kalecidir. Rüştü nokta nokta süremiz başladı. Neyse ki kolaymış. Reçber. Rüştü Reçber. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Korktuğunuz gibi korktuğum de gelmedi. Korktuğum kadar çıkmadı evet. Evet tebrik ederiz Sunay Hanım'ı. Buradan puanı kazandık ve döndük efendim Zeynep Hanım'la soru seçmeye. Kürşat'ın K'si. Kürşat'ın K'si 40 puan demek Zeynep Hanım. Sorumuzun kategorisi din kültürüymüş. Geliyor ekrana.
Bir erkek ismi olarak da kullanılan Hazreti Muhammed'in Miraç yolculuğundaki bineğinin adıdır. Süremiz başladı. Burak. Burak. ...40 puan daha kazandırır mı Zeynep Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Yeni sorumuz Özge Hanım'ın sorusu olacak. Yumuşak ye. Yumuşak ye. Kaç puanı var? 60 puanımız varmış Özge Hanım. Kategorisi mecaz olacak. Geliyor. Karşısındakini aldatmak için hile yapmak anlamında kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Şu uyarıyı yapmak isterim. Belki ayrı yazıldığını düşünüyorsunuzdur ama sözlükte bitişik yazılıyor. Ekrandaki cevabımız. Karşısındakini aldatmak için hile yapmak anlamında kullanılan bir söz arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Şenol Bey. 3 kağıt. 3 kağıt. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. İlk turumuzda kalan soru sayısı 8. Şenol Bey ile son 8'e başlıyoruz. Edirne'nin neyesi? Edirne'nin neyesi 50 puan değerindeymiş. Kategorisi eşyalar olacak Şenol Bey. Alıyoruz efendim. Gerektiğinde açılıp üzerinde uyunabilecek konuma getirilen koltuktur. Süremiz başladı. Çekyat. Çekyat. Doğru mu? Görelim. Kaldı elimizde 7 soru ilk turda. Sunay Hanım seçiyor şimdi de. Ünye'nin üsü. Ünye'nin üsü. Sunay Hanım, sorumuzun kategorisi genel kültür olacak efendim. Geliyor. Diyalogların yerini daha çok şarkıların ve dansların aldığı tiyatro ya da film türüdür. Süremiz başladı. Müzikal. Müzikal. Görelim. Kutlarız. Hızlı yarışmacılarımızla cevaplar hızlı gelmeye devam ediyor. Şimdi de Zeynep Hanım seçecek sıradakini. Isparta'nın ısı. Isparta'nın ısında da 60 puanımız varmış. Sorumuzun kategorisi bitkiler olacak Zeynep Hanım. Alıyoruz efendim. Kırmızı veya pembe çiçekli, sulak yerlerde yetişen, köklerinden siyah renkli sakız elde edilen bir süs bitkisidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kırmızı veya pembe çiçekli, sulak yerlerde yetişen, köklerinden siyah renkli sakız elde edilen bir süs bitkisi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Özge Hanım. Yalı otu. Yalı otu. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Şenol Bey. Yazı otu. Yazı otu mu acaba aradığımız cevap? Hayır dediler Özge Hanım. Yakı otu. Yakı otu. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Evet Özge Hanım ikinci tahmininde aldı puanı. Bir kez daha tabloya gidecek olursak efendim. Şu an liderimiz 400 puanla Sunay Hanım. Şenol Bey 342. Özge Hanım 243. Zeynep Hanım 190 puanla yarışı sürdürüyor. Soru sahibi Özge Hanım. Rize'nin R'si gelsin. Rize'nin R'si gelsin. Peki kategorisi neymiş? Anlam bilgisiymiş Özge Hanım. Alırız efendim. Argo'da para anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Mangır. Mangır. Argo'da para anlamına gelen sözcük. Doğru mu? Görelim. Kutlarız.
Özge Hanım bu kez çok hızlı gördü. Para der demez mangır geldi. Tebrik ediyoruz Özge Hanım'ı. Teşekkür ederim. Bu arada 4 sorumuz kaldı ilk turumuzda efendim. Şimdi Şenol Bey seçiyor o 4'ünden birini. Gaziantep'in G'si. Gaziantep'in G'sinde coğrafya kategorisinden sorumuz gelecekmiş ekranımıza. Tekirdağ'ın bir ilçesiyle aynı adı taşıyan akarsudur. Nokta nokta nehri. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sunay Hanım. Ergene. Ergene Nehri. 50 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Kaldı 3 soru. Sunay Hanım seçiyor şimdi de. Van'ın V'si. Van'ın V'si 40 puan. Kategorisi insan vücudu olacak Sunay Hanım. Sorumuz şöyle sorulmuş. Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümüdür. Süremiz başladı. Avurt. 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 Görelim. Kutlarız. Ve Adana'dan misafirimiz Zeynep Hanım'la alacağız iki sorumuzdan birini. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si. Az önce Özge Hanım ismimi es geçmeyeyim demişti. Şimdi de Zeynep Hanım ismini es geçmiyor. 40 puan değerinde. Bir kez daha insan vücudundan geliyor sorumuz. Boynun iki yanında kanı başa taşıyan, halk arasında şah damarı da denilen kanallara verilen addır. Nokta nokta damarı. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Şah damarının diğer adı ne damarı olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. 30 puanımız var Zeynep Hanım, buyurun. Nazal diyeceğim ama. Nazal damarı. Yani deneyeceğim. Deneyelim, görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Zeynep Hanım. Gazal diyeyim. Nazal olmadı, bir de gazal diyelim dedik. 20 puan kazanır mıyız? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Özge Hanım. Gezel. Gezel damarı. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Zeynep Hanım. Güzel. Güzel damarıdır dedik. Görelim. Ona da hayır dediler Şenol Bey. Gizil damarı. Gizil damarı Şenol Bey'e 20 puan kazandırır mı? Görüyoruz. Hayır dediler. Buyurun Özge Hanım. Gezil. Gezil mi? Ona da hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Ve 10 puanımız kaldı Sunay Hanım. Çok riskli. Hangi sesler mi koysam? Gazol. Gazol damarı. Boynun iki yanında kanı başa taşıyan, halk arasında şah damarı da denilen kanallara verilen ad gazol damarı. Görelim. Değil mi Şenol Bey? Gazil. Gazil mi acaba aradığımız cevap? Hayır dediler Özge Hanım. Gazul. Gazul. U harfiyle. Görelim. Değilmiş. Buyurun Şenol Bey. Gazül. Ü harfiyle gazül oldu mu? Değilmiş. Buyurun Sunay Hanım. Gazal demiş miydik? Gazal demiş miyiz? Görelim. Olmamış. Zeynep Hanım. Gazol. Gazol sanki siz yine demiştiniz. Gazol. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Şenol. Gazöl. Gazöl. Oldu mu? Olmadı. Özge Hanım. Gazal. Gazal mı aradığımız cevap? Hayır dediler Sunay Hanım. Gazıl. Ya bir harf var, onu bir tek, evet, onu söylemedik. Görelim. Hayır dediler Şenol Bey. Gazul. Gazul. Gazul damarı. Söylendi ama. Görelim. Hayır dediler Sunay Hanım. Gazel. Gazel. Gazel damarı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bir söylendi diye düşünerek. Gazel söylendi diye sanki ben de düşündüm. Gazel söylendi diye düşünüp 3 kere kazandı, 4 kere kazandı.
gelmesi. Bir de evet. Latince bir Latince kelime kökenli bir şeyi düşünmeye çalışıyoruz. Gazel evet, pek öyle gibi gelmedi. Halk arasında ifadesi vardı galiba. Halk arasında şah damarı olarak da bilinen damar diye gazel damarıydı. Evet. Buradan puan alamadık. Daha doğrusu geç aldık. Sunay Hanım'la aldık son anda. Efendim şimdi son sorumuzu alacağız Özge Hanım'la birlikte. Bana zaten sadece L kaldı. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. 30 puanımız var. İlk turumuzun son sorusu da anlam bilgisinden geliyor. Halk arasında yavru, çocuk anlamlarında kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Bala. Bala. İlk turumuzun son sorusundan Özge Hanım 30 puan kazanır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, bir hafta boyunca yarıştık ve bir haftalık o yarışamadıkları günlerdeki bütün bu ton özlemlerini bu iki soruda giderdi yarışmacılarımız. Peki tablo ne hale gelmiş? İlk turun ardından 500 puan Sunay Hanım, 340 puan Şenol Bey, 320 puan Özge Hanım, 190 puan Zeynep Hanım. Ne dersiniz Özge Hanım ilk tur için? İlk tur benim çok sevdiğim bir tur değil. Daha önceki yarışmadan da biliyorsunuz. Ben ikinci turu daha çok seviyorum çünkü puanları daha yüksek. Puan yoksa birinci, ben yokum mu diyorsunuz? Birinciye yaklaşmak için yüksek puanlara ihtiyacımız var. O yüzden ikinci tur en sevdiğim tur diyorum. Peki güzel başladık. İnşallah devamı da güzel olur. Puan tablosu birbirine yakın aslında. Evet. İkinci turda gelecek bir veya iki cevap herkesi liderlik koltuğuna taşıyabilir. Başarılar diliyorum Özge Hanım. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım siz nasıl buldunuz ilk turda kendinizi? Nasıl buldum? Genelde bilmediğim yerlerden geldi ama bir şey de dikkatimi çekti. Benim bilemediğim sorularda genelde çok mücadele ettik hepimiz. Evet, evet. Ben öyle de oldu. Onu söyleyecektim. Seçtiğiniz sorular genelde evet, herkesin bilemediği, zor bildiği sorulardı. Bilemediği evet, doğru. Sorulardı. Doğru. Kısmet diyorum. İkinci tura bakacağız. Peki efendim. Başarılar diliyorum ikinci turda. Sunay Hanım. Yine keyifliydi. Her an her şey değişebilir. O yüzden bakalım. İkinci turda puanlar çok yüksek olduğu için gerçekten dengeler bir anda değişebiliyor. Ben de korkuyorum uzun sorulardan. Ama başarılı bir ilk tur geçirdiniz. Liderlik koltuğunda tamamladınız evet, ilk turu. Evet, en azından lider olarak giriyorum ama bakalım. Peki, öyle de çıkarım inşallah. Umarım güzel geçer herkes için. Şenol Bey siz ne dersiniz ilk tur için? Çekişmeli bir turdu. Bakalım ikinci turda. Sizi ilk günkü gibi boş bırakmadılar. İlk gün siz evet. Hatırlıyorum arka arkaya gelen seri evet. Cevaplarla. İyi başlamıştım çok o gün. Çok iyi başlamıştınız. Bakalım. Ama bugün turda. De yakın seyrediyoruz. Güzel, eğlenceli gidiyor. Süper, nazar değmesin. Evet. Efendim o zaman birlikte finale hangi iki ismi uğurlayacağız? Onu görmek için ikinci turumuza geçiyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler ben bilirim de ikinci turumuza başlıyoruz. Şimdi Şenol Bey ilk sorusunu seçiyor ve tur başlıyor. Fethiye'nin F'si ile başlıyor. Fethiye'nin F'si 80 puan değerinde yarışmaya da Fethiye'nin F'si ile başlamıştı Şenol Bey. Kategorimiz neymiş? Deyimlermiş Şenol Bey. Buyursunlar. Sıkıntı veren bir durumdan veya kimseden kurtulmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Sıkıntı veren bir durumdan veya kimseden kurtulmak. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Sunay Hanım. Safra atmak. Safra atmak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Sunay Hanım'la seçiyoruz ikinci soruyu. Seda'nın S'si. Seda'nın S'si 90 puan değerindeymiş. Bu kez sinema ve televizyondan gelecek Sunay Hanım'ın sorusu. Bir film çekilmesi ya da radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümüne verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi buyurun Şenol Bey. Prodüksiyon. Prodüksiyon. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Şimdi soruyu seçecek isim Zeynep Hanım. Malatya ve Mardin'in M'si. Malatya ve Mardin'in M'si. Tabloda da çok güzel bir puanı var. 160 puan. Zeynep Hanım kategorisine baktığımızda deyimlerden gelecekmiş uzun cevabı olan sorumuz.
bir yerden veya bir durumdan uzaklaşmak, müdahale etmemek gibi anlamlarda kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 140 puanımız var. Kimden gelir aradığımız cevap? Bir kutu daha. Ekranda çok kullanılan bir deyim var. Sunay Hanım buyurun. Elini eteğini çekmek. Elini eteğini çekmek. Bir yerden veya bir durumdan uzaklaşmak, müdahale etmemek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız Sunay Hanım'ı. Ve efendim buradan da yüksek puanlı sorumuzdan da puanlar Sunay Hanım'a yazıldı. Şimdi sorunun sahibi Özge Hanım olacak. İlk turda oğlum ismini kaçırmıştım, bu sefer atlamayayım. Peki. Aykut'un A'sı geldi. Aykut'un A'sı 90 puan değerinde Özge Hanım. Kategorisi anlam bilgisiymiş efendim. Ekrandadır sorusu. Danışma, tanıtma, bilgi anlamlarına gelen Fransızca kökenli bir sözcüktür. Süremiz başladı. Demotorasyon. Efendim? Demotorasyon. Demotorasyon. Doğru mu görelim? Hayırlı yanlış diler. Söyledim ya. Zeynep Hanım? İnformasyon. İnformasyon. Bu kez oldu mu görelim? Hayır dediler. Demotorasyon olmadı. Öbürü. Buyurun Zeynep Hanım. Enformasyon. Enformasyon olur mu görelim. Kutlarız. Evet, İ'yi E'ye döndürünce Zeynep Hanım puanını aldı. Tebrik ederiz efendim Zeynep Hanım'ı. Şimdi sorumuzu Şenol Bey ile seçiyoruz. Buyursunlar harfler. Buse ve Beste'nin B'si. Buse ve Beste'nin B'si. İki seferdir stüdyomuzun prensesleri. Şenol Bey'in kızları. 90 puan değerinde. Kategorisi yöresel lezzetlermiş Şenol Bey. Geliyor sorusu. Yöresel otlar ve çökelekle karıştırılarak hazırlanan iç harcıyla yapılan coğrafi işaret tescilli hamur işidir. Milas nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Zeynep Hanım buyurun. Kelek böreği. Kelek böreği. Doğru mu? Deneyeceğim. Görelim. Kelek böreği değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Türk Patent Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili alan bu hamur işi ne olabilir? Milas nesi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Yöresel otlar ve çökelekle karıştırılarak hazırlanan iç harcıyla yapılan coğrafi işaret tescilli hamur işi. Bir kutu daha. Buyurun Zeynep Hanım. Tepsi böreği. Milas tepsi böreği. 60 puan daha kazandırır mı Zeynep Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Evet, arka arkaya gelen cevaplar Zeynep Hanım'ın puan tablosunu biraz daha rahatlattı. Dilerseniz tabloya gidelim efendim. İkinci turda hiç gitmemiştik. Şu an 680 ile Sunay Hanım lider. 430 Şenol Bey. 340 Zeynep Hanım. 320 Özge Hanım. Sorumuzun sahibi Sunay Hanım. Van'ın V'si. Van'ın V'si. 90 puanı varmış Sunay Hanım. Kategorisi genel kültür olacak efendim. Geliyor. Kişinin gerçekliğe akıl yoluyla ulaşabileceğini söyleyen felsefi akımdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Zeynep Hanım. Yok. Tüme varım diyecektim ama asıl evet. Olmadı. Tüme varım. Yok değil. Gelmedi. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Bir kutu daha.
Diğer adı nesnelcilikmiş. Buyurun Sunay Hanım. Objektivizm. Objektivizm. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Sunay Hanım kendi sorusundan puanı aldı. Dönüyoruz Zeynep Hanım'la soru seçmeye. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si 120 puan kazandırabilir efendim. Kategorisi tabirlermiş. Sorusu da şöyle sorulmuş. Adını bir halk hikayesinden alan, hileyle iş yapanların çevirdiği dolaplar için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Ali Cingöz oyunu. Ali Cingöz oyunu. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Sunay Hanım. Ali Cengiz oyunu. Ali Cengiz oyunu. Zeynep Hanım'ı pişman etti. Ben de. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosuna gidecek olursak Sunay Hanım bu cevabın ardından 860 puana ulaşmış ve liderlik koltuğundaki yerini biraz daha sağlamlaştırmış oldu efendim. Sorunun sahibi şimdi de Özge Hanım. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 150 puan kazandırabilir. Kategorisi yöresel ürünlermiş geliyor. Antalya'da yetiştiği ilçenin adıyla anılan, benzerlerinden erken olgunlaşmasıyla ayrılan coğrafi işaret tescilli meyvedir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ekranda bir ilçemiz var ve bir de meyvemiz var. Acaba neler olabilir? Antalya'da yetiştiği ilçenin adıyla anılan o meyve. Zeynep Hanım. Alanya kestanesi. Alanya kestanesi yok. Olmuyor ama görelim. Yok. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Özge Hanım. Alanya narenciyesi diyecektim ama o da olmadı. Evet, orada da E bozuyor. E bozuyor, evet, olmadı. Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Zeynep Hanım. Yok. Yanlış bas. Gelmedi, bir kutu daha. 120 puan var şu an. Bir kutu daha. 110 puan var. Bir kutu daha. 100 puan var. Buyurun Sunay Hanım. Alanya Yeni Dünyası. Alanya Yeni Dünyası. Coğrafi işaret tescilli meyve. Doğru mu? Görelim. Evet. Kutlarız. Evet, burada da Sunay Hanım'a gitti efendim. Türk Patent Kurumu'nda yer alan bilgi şöyleydi. Erkencil ve yüksek verim göstermesiyle Hatay'la Antalya'nın diğer yörelerinde yetiştirilen yeni dünya meyvelerinden ayrılmaktadır der. İlkbahar döneminde olgunlaşarak pazara sürülen Alanya yeni dünyası bu özelliğiyle tüketici nezdinde bilinirliğe sahiptir der. Ne zaman alınmış? 2018 yılında tescil edilmiş coğrafi işaret tescili. Sıradaki sorumuz kimin sorusu olacak? Şenol Bey için gelecek efendim harfler. Paris'in P'si. Paris'in P'si. 120 puan kazanabiliriz. Kategorisi genel kültürmüş. Ekrandadır sorusu. Kurallara aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezayı vermekle görevli heyettir. Süremiz başladı. Disiplin subayı. Disiplin subayı. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler Zeynep Hanım. Disiplin kurulu. Disiplin kurulu. Öğretmenimiz Zeynep Hanım 120 puana ulaşır mı disiplin kuruluyla? Görelim. Kutlarız. Şenol Bey askerliğe gitti. Evet. Zeynep Hanım okula gitti. Zeynep Hanım var mıydınız disiplin kurulunda? Evet, lisedeyken disiplin kurulundaydım. Evet, tebrik ediyoruz efendim. Buradan güzel puan kazandı Zeynep Hanım. Tamam.
Şimdi Sunay Hanım seçiyor sorumuzu. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 90 puan değerinde. Bu kez edebiyat kategorisinden geliyor Sunay Hanım için. Hasret ettin beni kavim kardeşa, sebep ne gözden akan kanlı yaşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm dizelerinin sahibi olan halk ozanıdır. Süremiz başladı. Karacaoğlan. Karacaoğlan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Günlerini birinci tamamlayan misafirlerimizle adım adım final turuna doğru ilerliyoruz. Şimdi de sorumuzu Zeynep Hanım seçiyor. Harfler geliyor. T. T. Tekirdağ, Trabzon'un T'si. 190 puan değerinde. Kategorimiz türkülerimizmiş Zeynep Hanım. Çok da güzel puanı var. Bakalım ne çıkacak karşımıza. İçinde ya beni de götür ya sen de gitme sözleri geçen Çorum yöresine ait türkümüzdür. Gayrı nokta 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 süremiz başladı. Dayanamam ben bu hasrete. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. 190 puan Zeynep Hanım'a yazılacak mı? Görelim. Kutlarız. Önce disiplin kurulundan güzel puan geldi. Arkasından da türkümüzden geldi. Bir kez daha tabloya gidecek olursak Zeynep Hanım puanını 650'ye taşıdı ve ikincilik koltuğunda. Şimdi sorumuzun sahibi Özge Hanım. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 120 puan kazandırabilir. Tabirler kategorisinden geliyor Özge Hanım için. İşi ciddiye almadık ama anlamında kullanılan bir tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Çok kullanılan bir ifade var yine ekranda. İşi ciddiye almadık ama kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Sunay Hanım. Şaka maka derken. Şaka maka derken 100 puan kazandırır mı Sunay Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Burada da liderlik koltuğundaki isme Sunay Hanım'a gitti puanlarımız efendim. Şimdi yeniden Şenol Bey'e döndük ve harflerimiz geliyor. Gaziantep'in G'si. Gaziantep'in G'si 180 puan. Şenol Bey de yüksek puanlı bir soru seçti ve kategorisi coğrafya olacak Şenol Bey. Geliyor efendim sorusu. Karayip Denizi'ne ve Pasifik Okyanusu'na sınırı olan Orta Amerika ülkesinin resmi adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Karayip Denizi'ne ve Pasifik Okyanusu'na sınırı olan Orta Amerika ülkesinin resmi adı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 160 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Özge Hanım. Guatalama. Söyleyemedim. Estağfurullah, buyurun. Buyurun. Guatalama, Guatalama Cumhuriyeti. Guatalama. Mana. Guatalamana. Guatalamana Cumhuriyeti. Doğru mu görelim. Hayır dediler. Buyurun Şenol Bey. Guatalama. Guatalama diyemedim. Guatalama Cumhuriyeti. Diyemedim ya. Doğru mu görelim. Gibi geldi. Hayır dediler. Buyurun Sunay Hanım. Guatemala Cumhuriyeti. Guatemala Cumhuriyeti. Oldu mu görelim. Hayır dediler. Özge Hanım. Guatalama. Guatalama. Guatemala. Guatemala Cumhuriyeti. Guatemala Cumhuriyeti. Bu kez oldu mu görelim. Hayır dediler Zeynep Hanım. Guatemala Cumhuriyeti. Guatemala Cumhuriyeti. Guatemala Cumhuriyeti. Bu kez oldu mu görelim. Kutlarız.
Evet, yarışmacılarımız özellikle T'den sonra hep A'yı denemişti. Zeynep Hanım E'ye gitti. Guatemala'yla aldı puanı. Çok da zorlandık söylerken. Özge Hanım çok mücadele etti. Gelmedi. Sağlık olsun Özge Hanım. Heceleseydim keşke. Sağlık olsun diyelim. Bu arada tabloya bir kez daha gidecek olursak, Zeynep Hanım çünkü buradan çok yüksek bir puan aldı ve 800'ü görmüş efendim bu cevabıyla birlikte. Sorumuzun sahibi Sunay Hanım. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi 100 puanı var. Bir kez daha edebiyat kategorisinden geliyor Sunay Hanım için sorumuz. Malkoçoğlu, Kolsuz Kahraman gibi tarihi macera romanlarının yazarıdır. Nokta 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 Kozanoğlu. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Malkoçoğlu, Kolsuz Kahraman gibi tarihi macera romanlarının yazarı Zeynep Hanım. Yakup Han Ziya Kozanoğlu. Yakup Han Ziya Kozanoğlu. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Sunay Hanım. Süleyman Ziya Kozanoğlu. Süleyman Ziya Kozanoğlu. Bu kez... L yanlış yerde zaten değil. Bir dakika. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Buyurun Zeynep Hanım. Nurullah Ziya Kozanoğlu. Nurullah Ziya Kozanoğlu. Bu kez oldu mu? Görelim. Olmadı Şenol Bey. Nurullah Ayan Kozanoğlu. Doğru mu? Ayan olmaz. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Dediğim an Zeynep Hanım. Sadullah Ziya Kozanoğlu. Sadullah Ziya Kozanoğlu. 80 puan kazandırır mı? Görüyoruz. Yine olmadı Şenol Bey. Nurullah Ziya Kozanoğlu. Nurullah Ziya Kozanoğlu. Oldu mu? Olmadı. Özge Hanım. Abdullah Ziya. Malkoçoğlu, Kolsuz Kahraman gibi tarihi macera romanlarının yazarı Abdullah Ziya Kozanoğlu dedik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Daha çok Nurullah ve Sadullah üzerinden gittik. Aradığımız cevap Abdullah Ziya Kozanoğlu'ydu. Özge Hanım'a ulaştı. Özge Hanım ulaştı cevabı efendim. Şimdi sorumuzu seçiyoruz. Kiminle birlikte? Zeynep Hanım sizinle. Özge'nin Ö'sü. Özge'nin Ö'sü 140 puan kazandırabilir. Kategorisi trafik olacak Zeynep Hanım. Ekrandadır sorusu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından 2019 Ekim ayında can güvenliği için yapılmış olan etkinliğin adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Sunay Hanım. Tahmin yürüteceğim şu anda. Yaya geçidi töreni. Yaya geçidi töreni. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. 120 puanımız var. Sunay Hanım. Yaya şeridi töreni. Yaya şeridi töreni. Bu kez oldu mu? Görelim. Yine olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Özge Hanım. Buyurun Zeynep Hanım. Yaya geçidi görevi. Yaya geçidi görevi. Doğru mu? Görelim. O da olmadı Sunay Hanım. Yaya geçidi töreni. Demiş miydim? Sanki dediniz ama dedim görelim. Mi? Hayır dediler. Bir kutu daha. Şu an butonunuz aktif hale gelmemişti Zeynep Hanım. Buyurun. Gelmedi. Buyurun Sunay Hanım. Yaya geçidi şöleni. Yaya geçidi şölenidir o etkinliğin adı dedik. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Bir kutu daha dediğim an Şenol Bey. Yaya geçidi nöbeti. Yaya geçidi nöbeti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından 2019 Ekim ayında can güvenliği için yapılmış olan etkinlik. Yaya geçidi nöbeti mi? Görelim. Kutlarız.
Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nda yer alan bilgi şöyleydi. Başta okullarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın önünde ve diğer yaya geçitlerinde yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz sloganıyla 2 Ekim 2019 Çarşamba günü tüm illerde yaya geçidi nöbeti farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Haber kaynaklarında yer alan bilgide 200 bin polis ve jandarma yaya nöbeti için mesai yapmış efendim. Tebrik ediyoruz Şenol Bey'i. Şimdi sorumuzu seçecek isim Özge Hanım. Hakkari'nin H'si. Hakkari'nin H'si 110 puan demek. Sorunun kategorisi eğitim olacak Özge Hanım. Geliyor ekrana. Belli bir konuda özel eğitim görmek, uzmanlaşmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Zeynep Hanım. İhtisas yapmak. İhtisas yapmak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Sonra oturan çok basılıyor ki soru esnasında. Benim dikkatim dağıldı. Ben o yüzden cevap veremedim. Yani düşünemedim üzerine çünkü sürekli buton sesi aldım. Evet, şimdi bununla ilgili tabii bir açıklama da yapmak lazım. Aslında evet. Biz yayın öncesi de misafirlerimizle konuşuyoruz. Bazen seyircilerimiz fark etmese de çok ses olduğunda ve asıl soru sahibinin o anki konsantrasyonunu etkileyecek duruma geldiğinde bazen çekimi kesip bir kez daha uyarıyoruz da. Ama yarışma heyecanıyla da bazen görüyorum ki o uyarılar çare değilmiş. Özge Hanım'ın uyarısı belki bundan sonra evet, biraz ya daha. Çok erken klikler dikkatim mutlaka süren bitmiş hissi yaşıyorum. O yüzden düşünme zamanını kısalttım kendi kendime. O yüzden zor oldu yani. Duyuyorsunuz değil mi? Evet, birazdan inşallah daha artık sona doğru süre dolmaya yakın basmaya başlayacak yarışmacılarımız. İnşallah. Tamam Özge Hanım. Şimdi puan tablosuna gidiyoruz bir kez daha. Çünkü bu cevap tabloyu nasıl etkiledi bir görmek lazım. 1150, 910, 520 ve 400 şeklinde puan tablomuz. Şimdi sorumuzu Şenol Bey seçecek. Geliyor ekrana harfler. Urfa'nın U'su. Urfa'nın U'su. 120 puan kazandırabilir Şanlıurfa'nın U'su. Kategorisi bitkilermiş Şenol Bey. Ekrandadır sorumuz. Köklerinden sarı boya elde edilen, yol kenarlarında rastlanan, Nisan-Ağustos arası sarı rengiyle bilinen hoş kokulu bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Köklerinden sarı boya elde edilen, yol kenarlarında rastlanan o bitki ne olabilir? Bir kutu daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Zeynep Hanım. Muhabbet çiçeği. Muhabbet çiçeği. 80 puan kazandırır mı Zeynep Hanım'a? Görüyoruz. Tebrikler. Adım adım finale doğru ilerlerken kalan soru sayısı ne kadardı? 11 sorumuz kalmış. Artık çok kritik bir noktaya geldik. Çünkü bundan sonraki her soru sıralamaya çok etki edecek gibi gözüküyor efendim. Buyursunlar. Şimdi de sorumuzu Sunay Hanım seçiyor. Ordu'nun O'su. Ordu'nun O'su. 80 puanımız varmış Sunay Hanım. Kategorisi tarih olacak ve sorusu şöyle sorulmuş. Sırasıyla İstanbul'un başkentlik yaptığı imparatorluklardır. Nokta 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 Osmanlı. Süremiz başladı. Roma, Bizans. Gelmedi Şenol Bey. Roma, Bizans. Roma, Bizans, Osmanlı. Tam süre dolduğunda gelen cevap Sunay Hanım'dan. Şenol Bey'in de cevabı aynı. 80 puan kazandırır mı? Görüyoruz. Tebrikler. Soruyu biraz geç algıladım. Geç mi algıladınız? Yani bir şey Osmanlı, onun hani komple bir
tabir diye düşündüm de o yüzden. Evet, sırasıyla o başkentler hangi imparatorluklardı? Evet. Roma, Bizans ve Osmanlı arka arkaya sıralanmıştı. Şenol Bey'den geldi ama siz de son anlarda hatırladınız dediğiniz gibi. Soruyu doğru son anda algıladım. Sağlık olsun efendim. Zaten Sunay Hanım liderlik koltuğunda şu an epey puan biriktirmiş gözüküyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak, da finale kimler yükselecek? Efendim Sunay Hanım? Daha da biriktirebilirdim. Üzüldüm yani son anda hani hediye gibi oldu biraz. Hediye derken şöyle. Şöyle söyleyeyim. Kendisi de bilmiştir tabii de hani bildiğim bir şeyi atlamış oldum. Mutlaka. Ama şu var, stüdyoda bunu çok yaşıyoruz. Evet. Özellikle son saniyelere kaldığında o cevabı vermek bazen rakibe gidebiliyor. Eminim bu hafta da oldu bu tarz sorular. Ben yaşadım. Ve hiç yaşadınız mı Zeynep Hanım ben bu hafta? Ben yaşadım. Zeynep Hanım yaşadı. Özge Hanım siz yaşadınız mı? Ben iki defa, iki soruda yaşamıştım. Zeynep Hanım bayağı iki kere yaşamış. Evet. İki kelimesini söyleyip son kelime hata, harf hatası yapmıştım. Şenol Bey siz yaşadınız mı? Hatırlamıyorum. Şenol Bey. O dönenleri topluyor. Şenol Bey daha çok o mağduriyetlerden faydalanan isim diyorsunuz. Ben olsun. Ama Şenol Bey'den de eminiz gelirdi efendim. Evet. Ben 170 puan verdim o şekilde. Evet. Ben zaten basma yaşlamıştım. Yaşıyoruz. Yok ben şey için demiyorum. Bilmiyordu da ben söyledim şeklinde değil zaten. Hani bildiğim bir şeyi hediye etmek anlamında söyledim. Evet. İşte yoksa orada bilmiyor artık anlamında değil. Süre tabii. Çok önemli hale evet. Geliyor. O 10 saniye çok değerli bir hale geliyor. Evet. Ama sağlık olsun dedim Sunay Hanım. Aynen öyle. Şimdi sorumuzu seçecek isim Zeynep Hanım olacak. Efendim geliyor harflerimiz. Şevval'in Ş'si. Şevval'in Ş'si 110 puan kazandırabilir ve kategorisi uluslararası ilişkiler olacak. Zeynep Hanım için ekranda sorumuz. İlim ve sanatta Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanıtılmasını, yüceltilmesini sağlayan yabancılara verilen ödüldür. Süremiz başladı. Gelmedi. Gelmedi. Şu an butonunuz aktif. Tekrar basmak isterseniz Zeynep Hanım. Buyurun. Yabancı nişanı. Yabancı nişanı. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Resmi kaynaklarda da bu şekilde tanımlanmış. Aradığımız cevap ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini. Buyurun Şenol Bey. Sanatçı nişanı. Sanatçı nişanı. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Zeynep Hanım. Sefaret diyecektim yok. Liyakat nişanı. Liyakat nişanı. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Evet bu kez de Zeynep Hanım daha erken hatırladı ve aldı puanı. Tabloya yeniden dönüyoruz. Zeynep Hanım 1080 puana ulaştı. Liderle arasındaki farkı 70 puana kadar düşürmüş efendim. 1150-1080. Geliyor sıradaki sorumuz Özge Hanım için. Yumuşak G. Yumuşak G 90 puan kazandırabilir. Sorumuzun kategorisi deyimler olacak Özge Hanım. Buyursunlar efendim ekrandadır. Birinin kendisine yardımcı olacağına inanmak, güvenmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Bel bağlamak. Bel bağlamak. ...90 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Yeniden döndük Şenol Bey'e. Artık final öncesi kalan soru sayısı 8. Şenol Bey seçiyor. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 100 puan kazandırabilir. 4 yarışmacımızın da final şansı devam ediyor. Kategorimiz neymiş? 90'lar pop müzikmiş Şenol Bey. Geliyor efendim. İçinde olmadı yar, su testisine dolmadı yar sözleri geçen Asya şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sunay Hanım. Beni bıraktın. Beni bıraktın. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler Özge Hanım. Beni ağlattın. Beni ağlattın. Bu kez oldu mu? Görelim. O da değilmiş. Buyurun Zeynep Hanım. Beni aldattın. Beni aldattın. Olmadı yar su testisine dolmadı yar sözleri geçen şarkı beni aldattın mı? Görelim. Kutlarız.
Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Son cevabın ardından 1180-1150 oldu ve Zeynep Hanım liderlik koltuğuna geçti 30 puanlık avantajla. Yeni soru gelecek. Bu kez Sunay Hanım'ın seçeceği harften. Ünye'nin Ü'sü. Ünye'nin Ü'sü 100 puan değerindeymiş. Kategorimiz ekonomi olacak Sunay Hanım. Geliyor efendim sorumuz. Devletin bütün gelirlerinin toplamının giderlerinin toplamına eşit olması durumudur. Süremiz başladı. Bütçe dengesi. Bütçe dengesi. Sunay Hanım az önce verdiği liderlik koltuğunu geri alır mı? Görelim. Kutlarız. Buyursunlar, şimdi de Zeynep Hanım'dayız yeni soru için. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 80 puan kazandırabilir. Kategorisi dizilermiş Zeynep Hanım. Geliyor efendim sorumuz. Başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oynadığı 2006 yılında yayınlanmış dizidir. Süremiz başladı. 1001 Gece. 1001 Gece. Dizi dediğim an Zeynep Hanım gelmez gibi baktı ama 1001 Gece ile 80 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Final turuna kaldı elimizde son 5 soru. Bir kez daha tabloya gidiyoruz. Liderlik yarışındaki son durum şöyle. 1260 Zeynep Hanım, 1250 Sunay Hanım. Söz Özge Hanım'da. Çankırı'nın Ç'si. Çankırı'nın Ç'si 90 puan kazandırabilir. Kategorisi deyimler olacak Özge Hanım. Ekranda efendim sorumuz. Bir iş veya görevde az da olsa emeği geçmek anlamındaki bir deyimdir. Nokta 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 bulunmak. Süremiz başladı. Çorbada tuzu. Çorbada tuzu bulunmak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kaldı elimizde 4 soru. Son 4 soruya başlıyoruz Şenol Bey ile birlikte. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si. Şenol Bey bitkiler kategorisinden gelecekmiş efendim. Bu kez sorumuz. Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs cinsinden bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Uzun ve sarkık yapraklı parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs cinsinden bitki Zeynep Hanım. Ahlat dikeni. Ahlat dikeni. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Şenol Bey. Ahlat çiçeği. Ahlat çiçeği. Bu kez oldu mu? Görelim. Yine hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Zeynep Hanım. Yok. Gelmedi. 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 Buyurun Şenol Bey. Atlas çiçeği. Atlas çiçeği. 60 puan kazandırır mı Şenol Bey'e? Görelim. Kutlarız. Şenol Bey kendi sorusundan aldı puanı Atlas Çiçeği ile kaldı. 3 sorumuz final öncesi. Artık finalistlerimiz netleşti. Peki finale kim avantajlı yükselecek? Çok az fark var. Onu görmek için son 3 sorumuzu alacağız. Sunay Hanım'dan başlayarak. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. 90 puanımız varmış. Deyimlerden geliyor Sunay Hanım için sorumuz. Biriyle ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırmak veya toplumdan dışlamak anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Sunay Hanım. Aforoz etmek. Aforoz etmek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler.
Bir kez daha puan tablosuna gideceğiz. İki sorumuz kaldı. 1330-1260 şeklinde final öncesi liderlik yarışı. Şimdi Zeynep Hanım seçiyor sıradakini. Kürşat'ın K'si. Kürşat'ın K'si 80 puan. Genel kültürden geliyor Zeynep Hanım için sorumuz. Müzikli gösterilerde dansla müziğin uyumunu sağlayan bütünlük ve dans adımlarının kağıda geçirilmesidir. Süremiz başladı. Kareografi. 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 Görelim. Hayır dediler. Buyurun Şenol Bey. Koreografi. Koreografi. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Ve son sorumuza geldik. O da Özge Hanım'ın sorusu. Geliyor efendim. Hangi harf kalmış görelim. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı kalmış. 80 puan kalmış. Kategorisi bilişim olacak Özge Hanım. Buyursunlar final öncesi son soru. Bilgisayardaki bilgileri kullanıcının görebilmesi için monitöre gönderilmesini sağlayan donanımdır. Süremiz başladı. Ekran kartı. Ekran kartı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve ben bilirim de artık finalistler belli. İlk iki tur geride kaldı. Tabloya bakma zamanı efendim. 1330 puan toplayan Sunay Hanım son turumuzda yarışacak. Avantajlı yarışacak. Rakibi ise Zeynep Hanım. 1260 puanla kutlarız. Bu akşamın üçüncüsü kim oldu? Aynı zamanda bu haftanın da üçüncüsü Şenol Bey. 740 puan topladı. Özge Hanım da verdiği son cevaplarla tabloyu biraz daha toparladı ve 660 puana ulaştı. Tebrik ederiz. Evet, birazdan son turumuzda, final turumuzda Sunay Hanım ve Zeynep Hanım'la birlikte son sorularımızı cevaplayacağız. Ama veda edeceğimiz isimler var. Ne dersiniz Özge Hanım bu akşam için? Aslında çok hırs yaptın en başında herhalde. Başta söylediğim tabii ki şakaydı ama böyle bir sonuç beklemiyordum. Dediğim gibi birkaç soruda düşünce insan moralman dikkatini daha sorulara yöneltemiyor. Ben de aynı hazin sonu yaşadım maalesef. Nerede dağıldı dikkatiniz? Düştü. O buton meselesi dışında buton meselesinde evet, bir de bildiğim soruları kaçırdığım zaman çok üzüldüm. Sonrasında tadım butondan yetişemedim. Hiçbir butona yetişemedim aslında. Yanlış cevap verip buton hakkı doğduğunda da yetişemedim. O da beni biraz üzdü. Hatırladığım anda bastım ama buton yetmedi. O yüzden bugün şans benden yana değildi. Bildiğim sorularla karşılaşmadım galiba veya heyecan yaptım. Bazı sorularda zaten 4 yarışmacımızla birden ulaşamadığımız ve çok alternatif denediğimiz sorular vardı. Orada evet. Da aslında Özge Hanım çok da söz hakkı da aldı ama hepimiz söz hakkı alıp o minik bir harf hatası, minik bir harf değişimi sonuca etki etti. Ama onun dışında başta da söyledim ya, çok motive olup gelmiştiniz Özge evet, Hanım. Evet. Fakat rakipler de hızlıydı bir yandan. Bir de galiba ilk gün birinci yarışmacıydım. Bugün dördüncü yarışmacıyım. Bir numarada. Evet, bir numarada yarışıp birinci oldum. 4 numarada yarışıp dördüncü oldum gerçekten. Bu da çok dramatikti. Bunu bazen yarışmacılarımız söylüyor. Diyorlar ki işte birden gelen şöyle, ikiden gelen böyle. Sonra bir istatistik çıkarıyoruz. Sadece o hafta içerisinde bakıyoruz ki herkesin şansı eşitmiş. Eşit. Özge Hanım birden geldi. Birinci oldum. Birinci oldu ama bu kez dörtteydi, dördüncü oldu. Şenol Bey siz kaçtan gelmiştiniz? Üçten. Üçten geldi. Üçüncü oldu. Sunay Hanım siz kaçtan gelmiştiniz? Ben ikiden gelmiştim. İkiden yine. Gelip birinci olmuş. Zeynep Hanım siz kaçtan geldiniz? Dörtten geldi. Zeynep Hanım da dörtten geldi. Evet, buralarda tablo karışıyor işte. Peki, yine de çok keyifliydi. İyi ki burada oldum. Güzel bir anı oldu benim için. Çok sağ olun. Herkese efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz birinci ve ikinci arkadaşımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ve bu akşam Özge Hanım'ı kuzeni yalnız bırakmamıştı. Ne dersiniz bu akşam için? Burada birinci olmamış olması başarısız olduğu anlamına gelmez. Biz yine eğlencemize devam edeceğiz. Kesinlikle. Burada. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Zaten ben bunu içeride de yarışmacılarımıza ve yarışmacılarımızın yakınlarına da sık sık söylüyorum. Zaten bu bir sınav değil.
biz bir arada birlikte yarışalım diye buluşuyoruz ve gayet de keyifli vakit geçiriyoruz. Özge Hanım'ı da ikinci kez ağırlamak bizim için çok büyük bir keyifli. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne dersiniz Şenol Bey? Bir haftayı beraber geçirdik. Evet, çok güzel bir akşamdı. Burada olmak, ailecek, sizle yarışmak arkadaşlarla çok keyifliydi. Arkadaşlar da gayet başarılıydı. Tebrik ediyorum onları. Güzeldi. Çok sağ olun. Siz de çok güzeldi. Ailece ikinci kez vakit ayırıp geldiniz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Biz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman biz izninizle son turumuza geçelim. Bu haftanın birincisi kim olacak? Ödül bölümümüzün kazananı kim olacak? Sunay Hanım mı yoksa Zeynep Hanım mı? Sadece bir soruluk avantajı var Sunay Hanım'ın. Hadi birlikte o zaman final heyecanını yaşayalım. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de ödül bölümünün final vakti. Kalem işi. Kilim işi. Bir dakika, kalem işi. Kalem işi. Benim için sıkıntı. Kalem işi görelim. Kutlarız. Evham. Evham. Pamela. Tebrikler. Şaban. Yuvacık. Neyseki kolaymış. Reçber. Tebrikler. Burak. Enformasyon. Enformasyon. Tepsi böreği. Kutlarız. Elini eteğini çekmek. Alanya Yeni Dünyası. Disiplin Kurulu. Disiplin Kurulu. Kutlarız. Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de geldik artık son turumuza. Bu haftanın birincisi kim olacak? Sunay Hanım mı yoksa Zeynep Hanım mı? 1330 puan ve 1260 puanla yarış devam ediyor. Şu an avantaj Sunay Hanım'da. Ne dersiniz Sunay Hanım final öncesi? Final öncesi çok başa baş gidiyor zaten şu anda. Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Başarılar diliyorum yine dediğim gibi. Keyifli geldik bu zaten ana kadar. Bundan bir soruluk sonrasında avantajınız var. Bakalım. Çok da büyük bir avantaj değil. Evet, tek yani soru. İlk gün 7 soru avantajla gelmiştim. Rekabet bayağı iyi ama olsun, böyle daha zevkli. Hadi inşallah güzel bir final izleriz birlikte. İnşallah. Ve Zeynep Hanım da sadece bir soru geride. Zeynep Hanım, ne dersiniz final öncesi? Şu ana kadar çok keyif aldım. Bundan sonrası da çok keyifli geçecektir eminim. Burada olmak bir kere çok güzel her şeyden. Kısmet diyorum. Süper. Efendim, umarım güzel bir yarış olur. İnşallah. İki hanımefendi bir arada, sadece bir soruluk fark var. Önce kategorileri görüyoruz ve final turumuza Zeynep Hanım'la seçerek başlıyoruz. Bu akşam para birimleri, doğal güzellikler, müzik, genel kültür ve meteoroloji kategorilerinden sorularımız varmış. Neyle başlayalım Zeynep Hanım? Genel kültür, kültür ne? Genel kültür, ne harfi cevabımızda göreceğimiz harf. İşte sorumuz. Her yıl 16 Ekim tarihinde kutlanan etkinliktir. Dünya nokta 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 Zeynep Hanım. Gelmedi. Bu soruda iki kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Her yıl 16 Ekim'de kutlanan etkinlik ne olabilir? Açabileceğimiz ikinci kutumuzu da açıyoruz. Buyurun Zeynep Hanım. Kıta günü. Dünya kıta günü. Kıta. Zeynep Hanım ikinci hakkını da kullanıyor böylece. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Sunay Hanım için son 10 saniyeye giriyoruz efendim. Son 6 saniye, buyurun Sunay Hanım. Sıra günü. Sıra günü. Dünya sıra günü. Böylece Sunay Hanım da ilk hakkını kullanmış oluyor. Görelim. Hayır dediler. Son 5 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye, buyurun Sunay Hanım. Uyduramıyorum. Gelmedi. Böylece süremizi de doldurmuş olduk efendim. Her yıl 16 Ekim tarihinde kutlanan etkinlik. Dünya neymiş görelim. Dünya gıda günüymüş. Buradan iki misafirimizle de puan alamadık. Sağlık olsun diyelim. Yola devam ediyoruz. Bu kez Sunay Hanım seçiyor kategoriyi. Doğal güzellikler Isparta'nın ığısı. Doğal güzellikler Isparta'nın ığısı. Buyursunlar sorusu. Ankara'da Sarıyer Barajı'nın Aladağ Çayı ile birleştiği ekosistemde oluşmuş kuş cennetine adını veren ilçedir. Buyurun Zeynep Hanım. Sarıyer.
gelmedi. Ve bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Zeynep Hanım. Nallıhan. Nallıhan. O ilçemizin adı Nallıhan dedik. Eğer doğruysa Zeynep Hanım avantaj duruma geçecek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz. Şu an 8 sorumuz var. Arada da bir soruluk farkımız var efendim. Geliyor yeniden kategoriler. Ne dersiniz Zeynep Hanım? Genel kültür L. Genel kültür L harfini cevabımızda görüyoruz. Buyursunlar. Her yıl Eylül ayında konferans, seminer ve yarışmaların düzenlendiği kökeni tarihimize dayanan etkinliktir nokta nokta haftası. Bu soruda buyurun Zeynep Hanım. Ahilik. Ahilik haftası. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı 7. Arada 2 soruluk avantajı var efendim Zeynep Hanım'ın. Şimdi Sunay Hanım seçiyor kategorimizi. Müzik R. Müzik Rize'nin R'si geliyor efendim. Sözüm bir tek sana, selam gönder bana. Sözlerinin yer aldığı Mustafa Sandal şarkısıdır Sunay Hanım. Gidenlerden. Gidenlerden. Görelim. Kutlarız. Bu kez de Sunay Hanım'a gitti puanlar. 1530-1660 arada bir soruluk fark var. Zeynep Hanım lehine ve 6 sorumuz kalmış efendim. Şimdi Zeynep Hanım kategorimizi seçiyor. Ne diyelim? Doğal güzellikler İ. Doğal güzellikler İzmir'in İ'si. Soru şöyle. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün adıdır. Bu soruda 2 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. İkinci kutumuzu da açıyoruz. Son 10 saniye. 6 saniye. 3 saniye. Buyurun Sunay Hanım. Eftali. Eftali gölü dedik. Doğru mu? Görelim. Eftali olmadı. 2 saniye. 1 saniye. Buyurun Zeynep Hanım. Efteri. Efteri. Rize'nin R'siyle. Efteri. Zeynep Hanım'a kazandırır bu puanı. Görelim. Ona da hayır dediler. Böylece süreyi doldurmuş olduk efendim. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün adı neymiş birlikte görüyoruz. Efteniymiş efendim aradığımız cevap. Puan tablosuna bir kez daha gidiyoruz. Bu cevabın ardından 1530-1660 avantaj Zeynep Hanım'da. Kalan soru sayısı 5 ve şu an 2 soruluk, affedersiniz, 1 soruluk farkımız varmış. Sunay Hanım seçiyor. Müzik H harfi. Müzik H harfi. Geliyor sorusu. İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya, sonra roman yazsan ne fayda sözleri geçen Halil Sezai şarkısıdır. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutu da açılıyor. Buyurun Sunay Hanım. Sonbahar. Sonbahar. Eğer cevap doğruysa Sunay Hanım liderlik koltuğuna geçecek yeniden. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Bu arada başladığımız noktaya geri döndük. Sunay Hanım bir soruluk avantajla finale gelmişti ve yeniden avantaj duruma geçti. Tebrik ediyoruz Sunay Hanım'ı. Zeynep Hanım'ın da daha çok sorumuz var. Şansı devam ediyor. Efendim sıradaki sorumuzu alıyoruz Zeynep Hanım'la.
Para birimleri M. Para birimleri M harfi geliyor. Kırgız Cumhuriyeti'nin para birimidir. Kırgız nokta nokta. Süremiz işliyor. Kırgız nesi olabilir? Bu soruda sadece bir kutumuzu açma hakkımız var ve o kutumuzu açıyoruz. Son 15 saniye. Buyurun Zeynep Hanım. Semi. Kırgız semi. Eğer doğruysa Zeynep Hanım yeniden liderlik koltuğuna geçer. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Sunay Hanım. Somu. Kırgız somu. Bu kez doğruysa fark 2 soruya yükselir. Görelim. Kutlarız. Evet, kalan soru sayısı 3 ve Sunay Hanım avantajını 2 soru olarak koruyor efendim. 1930-1660. Şimdi kategori seçiyoruz. Kiminle? Sunay Hanım'la. Ne diyelim? Para birimleri K. Para birimleri K harfini cevabımızda görüyoruz. Geliyor sorusu. Bangladeş'in para birimidir Zeynep Hanım. Daka. 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 Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Sunay Hanım. Jaka. Jaka. Jandarmanın J'siyle evet. Jaka dedik. Eğer doğruysa 200 puan daha kazanır Sunay Hanım. Görelim. Ona da hayır dediler. Birer hakkını kullandı misafirlerimiz. Bangladeş'in para birimi. Hmm. Açabileceğimiz tek kutu var. O kutuyu da açıyoruz. Buyurun Sunay Hanım. Jaka. Jaka. C ile Jaka doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Son 12 saniye Zeynep Hanım için. Son 6 saniye. Buyurun Zeynep Hanım. Deka. Deka. Az önce bir Daka'yla denemiştik. Bu kez Deka'yla Zeynep Hanım puan alır mı? Görelim. Ona da hayır dediler. Böylece iki hakkını kullandı misafirlerimiz. Aslında Zeynep Hanım yaklaşmıştı D ile. Sadece Duka. O... Duka. Görelim neymiş. Daka demiştik. Takaymış aradığımız cevap. Buradan puan alamadık. Artık çok kritik bir noktadayız. İki soruluk fark var ve Zeynep Hanım'ın 2'de 2 yapması lazım yarışı çevirebilmesi için. Aksi durumlarda Sunay Hanım haftamızın birincisi olacak. Geliyor efendim kategori ekranımız. Zeynep Hanım ne dersiniz? Meteoroloji G. Meteoroloji kategorisinin ilk sorusu. G harfi soru şöyle. Meteorolojide kullanılan sıcaklığı bir diyagram üzerine devamlı olarak kaydeden alettir. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Sunay Hanım. Termogram. Termogram. Termograf. 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 Termograf doğruysa Sunay Hanım bu haftanın şampiyonu. Eğer değilse Zeynep Hanım'ın şansı devam edecek. Termograf. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet yine son sorulara kadar şans devam etti. Bir soru kala haftamızın şampiyonu belli oldu. Tebrik ediyoruz Sunay Hanım'ı. Puan tablosuna bakacak olursak 2130 puan topladı Sunay Hanım ödül bölümümüzde. Zeynep Hanım da 1660 puan topladı. Haftamızın birincisi Sunay Hanım, ikincisi Zeynep Hanım. Kutluyoruz. Teşekkürler. Öncelikle çok güzel yarıştınız, onu söyleyeyim. Çünkü finale kadar zaten keyifli bir yarış vardı. Final turunda da Zeynep Hanım'ın atakları oldu, Sunay Hanım'ın atakları oldu derken tamamlamış olduk. Ne dersiniz Zeynep Hanım bu hafta için ve bu akşam için? Bir kere burada olmak çok güzel. Her şey için hepinize, başta size ve tüm ekip arkadaşlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli günler, saatler geçirdim ben burada. Maksat eğlenmekti, keyif almaktı. Bunun için buradaydım. Ve amacıma da ulaştım diye düşünüyorum. İyi ki de buradaydınız. Teşekkür çok sağ olun. Ederim. Adana'dan emek evet. vererek teşekkür gelmişti ederim. Zeynep öğretmenimiz de çok sağ olsun. Sağ olun. Öğrenciler izliyor mudur Zeynep Hanım? Tabii ki. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Hazır belki de
Ben bu sene onlardan ayrılacağım. Dördüncü sınıf okutuyorum çünkü. Hepsinin bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bütün yollar onlara açılsın diliyorum. Harikasınız. Biz teşekkür de ediyorum. Meslek hayatınızda nice başarılı yıllar çok diliyoruz Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sunay Hanım siz ne dersiniz? Bekliyor muydunuz gün hafta birinciliğini? Beklemiyordum açıkçası. Dediğim gibi çok başa baş mücadeleydi. Zaten hani gün birincileriyle yarışıyoruz. Herkesin ayarı belliydi. O yüzden birazcık şaşırdım. Tabii ki mutluyum. Tebrik ediyorum aynı zamanda. Güzel bir rakipti. Yani dişe diş gitti diyebiliriz. Son ana kadar belli değildi. Çekişmeli bir yarışma oldu. Gitti dediniz mi hiç yarış? Bir ara bir modum düştü yine. Kolay düşüyor benim modum çünkü. Gittiyse de gitti dedim ama yani. Hani önemli değil. Ben buraya eğlenmeye geldim çünkü. Süper. Öyle olunca da sonuç güzel oldu. Evet, güzel, teşekkür güzel ediyorum ben yarıştı. De. Hem ekipteki arkadaşlara hem size çok güzel ağırlandık burada. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim tüm ekip arkadaşlarım adına. Ayaklarınıza sağlık ve ayrıca ödülünüzü de takdim edelim. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle sunarım. Teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ederim. Çok teşekkürler. O zaman kapanışı da Zeynep Hanım size tebrik ederim. Kapanışı da birlikte yapalım efendim şu kameramıza. Efendim yine bir hafta boyunca misafirlerimiz stüdyomuzdaydı. Yerlerini aldılar. Bol bol butona bastılar. Doğru cevaplarımız oldu. Yanlış cevaplarımız oldu. Buyurun siz de gelin. Bu heyecanı bizimle birlikte yaşamak, paylaşmak istiyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tekrar tebrik ederim.